Herkese selamlar. Sizlerden gelen yoğun talep üzerine artık miktar ifadelerini bu bölümle birlikte başlıyoruz arkadaşlar. Quantifiers yani miktar ifadeleri özellikle günlük konuşmalarda ve sınavlarımızda karşımıza çıkan, sürekli karşımıza çıkan ve bazen de karıştırdığımız durumlardır arkadaşlar. Bu miktar ifadelerini zaten Türkçemize de çok yakından biliyoruz. Az, çok, işte birçok, birkaç ve benzeri da karşımıza çıkmaktadır. İngilizce'de de bu bölümlerle birlikte başlıyoruz arkadaşlar. Bunları tek tek öğreneceğiz. Bu bölümün üzerinde ilk bölümde elatofu lots of ve plenty of'u göreceğiz ne anlama geldiklerini öğreneceğiz cümle içerisinde nasıl kullanıldıklarına bakacağız ve ayrıca farklı bir varyasyonunu da sizlere göstereceğim arkadaşlar özellikle burada lots of'un ve plenty'nin farklı kullanıldığını sizlerde göreceksiniz arkadaşlar zamir olarak da kullanılmaktadır ayrıca hemen bakalım şimdi bunlar ne anlama geliyor A lot of, lots of plenty of kendilerinden sonra mutlaka bir isim alacaklar. Bu birinci kuralımız. Çok, birçok gibi anlamlara gelmektedir. Ardından gelecek isim hem çoğul isim yani sayılabilen bir isim olabilir hem de sayılamayan bir isim de olabilir arkadaşlar. Bunlar bizim a lot of, lots of ve plenty of ile kullanacağımız ifadelerin kısıtlarıdır arkadaşlar. Tamam şimdi bunları öğrendikten sonra bu üçünü şu aşağıda gördüğünüz üç cümle üzerinde değerlendirelim. Hem de cümlemizi çevirelim. Görünüşe göre it seems bu yıl İngilizce'de çok fazla ödevimiz olacak. Çok fazla. Bakın burada çok, birçok, birçok ödevimiz, çok ödevimiz, çok fazla ödevimiz. Bu tür anlamlarda yukarıda gördüğünüz bu ifadeleri yapıları kullanabiliriz arkadaşlar. O zaman şöyle diyelim. Görünüşe göre hemen it seems'i koyalım buraya. It seems. Görünüşe göre. Görünüyor ki hemen ardından bir close getirelim. Non close getirelim. Bu yıl İngilizce'de çok fazla ödevimiz olacak. Ya da çok ödevimiz olacak. Şöyle diyelim. Klasik ifadesini bulsun. Ödevimiz olacak değil mi? Bizim ödevimiz olacak. O zaman we diyelim buraya. Will kullanalım. Burada ecek ecek anlamında. We will have diyelim sahiplik anlamını we will have. Neyimiz olacakmış şimdi? Bakın, yüklemden sonra hemen nesne neyimiz olacak? Çok ödevimiz olacak. Çok anlamında şunlardan bir tanesini kullanalım ve ardından ödevleri getirelim. Homeworks olabilir, assignments olabilir. Hangisini kullanırsanız. İlk olarak El a lot başlıyorum. El a lot Hemen ardından isim. İsim sayılabilen de olabilir, yani çoğul isim de olabilir. Sayılamayan isim de olabilir. İsmimiz ne? Devler. Değil mi? Ödevimiz. Çok dediğimiz için zaten birden çok oluyor. Devler diyeceğim yani burada da. Assignments. Homework'si de kullanabilirsiniz arkadaşlar. Bakın assignments. Yani bu ne oldu? Assignments sayılabilen çoğul isim oldu değil mi? Burada rahatlıkla kullanabileceğini söylemiştik. Şu artıyı kaldıralım şunu kırmızıya boyayalım. Evet ifademiz bu olacak. Bu yıl kaldı ve İngilizce de kaldı. Hemen İngilizce de diyelim. English değil mi? English. Evet. Şuna hemen siyah boyayalım. Karışmasın. English. Bu yıl kaldı. This year. This year. Noktamı koydum. It seems we will have a lot of assignments in English this year. Görünüşe göre görünüyor ki bu yıl İngilizce'de çok birçok ödevimiz olacak. Bu cümlemizi a lot of ile gerçekleştirdik. Bunun yerine plenty of'u ve lots of'u da kullanabilirdik arkadaşlar. Hemen ikinci cümlemize geçelim. Pratik yapalım ki bu yapıları, bu ifadeleri daha rahat kavrayalım. Çok birçok anlamlarında. Sanırım dün gece çok fazla şarap içti. Bakın şarap içtiği şarap sayılabilir mi arkadaşlar? Ha şişe olarak sayılabilir. Burada şişe olaraktan bahsetmiyor. O zaman bottle falan kullanması gerekiyordu. Sadece içtiği o sulu şarap var ya işte ondan bahsediyor. Yani sayılamayan bakın bir ifade. Sayılamayan bir isim şarap. İçtiği şaraptan bahsediyor. Yani dolayısıyla sayılamayanlarla birlikte de çok fazla anlamında, çok anlamında, birçok anlamında Burada yukarıdaki ifadelerinden bir tanesini kullanabiliriz. O zaman yazalım. Sanırım dün gece çok fazla şarap içti. O içti, değil mi? He ya da she şey fark etmez. Sanırım dediğimiz için sanırımla başlayalım mı? Yani ben, değil mi? Ben sanırım. I think. Ben sanırım. He olsun. He drank. O içti. O ne içti? Fazla, çok fazla birçok şarap içti. Lot of değil. Hangisini lots of'u kullanalım. Lots of. Lots of wine değil mi? Lots of wine. Şöyle. Birçok şarap. Çok fazla şarap içti. Ne zaman? Dün gece. Last night. Evet cümlemizi noktaladık. Şurada gördüğünüz gibi arkadaşlar şarap sayılamadığı için hem de sayılamayanlar ile birlikte de burada lots of'ı kullandık. A lot of ve plenty of'ı da kullanabilirdik arkadaşlar. Şöyle kırmızıya da boyayalım. Rahatlıkla görebilirsiniz bunu. I think he drank lots of wine last night. Sanırım dün gece çok şarap içti. Devam edelim. Üçüncü cümlemiz. Geçen baharda çok fazla gübre kullanmadım. Olumsuz bir ifade yapacağız. Geçen bahar dediğim için de tam o ana, o noktaya burada temas ettiği için de geçmiş dönem olduğu için burada simple past tense kullanalım arkadaşlar. Yani simple past tense'in olumsuz halini yapacağım. Kullanmadım diyeceğim. Ben kullanmadım değil mi? O zaman hemen başlıyorum özneyle birlikte. I didn't. Yardımcı fiilimi koydum. Yardımcı fiilden sonra ne geliyor? Fiilin yalın hali geliyor değil mi? Verb 0 geliyor. Olumsuz bir ifade. I didn't kullanmak. Use. I didn't use. Ben kullanmadım. Ben neyi kullanmadım şimdi Nesle? Çok fazla. Çok gübre. Gübre. Fertilize kullanalım gübre anlamında. Bakın fertilize sayılmıyor aslında arkadaşlar. Yani gübreyi nasıl sayabilirsiniz ki, değil mi? Yine sayılamayanlarla birlikte burada plenty of da kullanılabilir. Plenty of. Gübre. Fertilize. Fertilize aslında gübrelemek anlamında değil mi? Fiil olarak kullanıyordu. Fertilizer dersek herhalde olur değil mi arkadaşlar? Gübre anlamında. Şöyle fertilize de fayda vardır. Gübrelemek anlamında kullanılabilir. Fiil halinde fertilizer yaptık. Gübre anlamında kullanılır. Fertilizers demiyoruz. Çünkü sayılamadığı için S takısını getirmek orada anlatım bozukluğuna neden olur arkadaşlar. Bunu farklı sayılamayan isimlerle birlikte de kullanabilirsiniz. Yapmayın arkadaşlar böyle bir kullanım. Fertilizer dedik yeterli. Geçen baharda. Geçen anlamında last kullanalım. Last bahar spring. Spring. Ve noktamı koydum. I didn't use plenty of fertilizer last spring. Geçen baharda çok gübre kullanmadım. Yine sayılamayanlarla birlikte plenty of fertilizer kullandık arkadaşlar. Yani buradan şu sonucu çıkartacağız. Çok birçok anlamında kendinden sonra mutlaka isim alacak ve aldık, aldıkları isim hem çoğul isim olabilir sayılabilen isim hem de sayılamayan isimler olacaktır arkadaşlar yani dikkat edin çoğul olacaktır a lot of lots of plenty of bu anlamlarda kullanılabilir arkadaşlar şimdi bir de farklı varyasyonlarını göstermek istiyorum sizlere yine aynı anlamda çok birçok anlamında lot ve plenty bakın prepositionsız halleri. prepositionlara attım. Of ve ismi tamamen atıyoruz arkadaşlar. Şundan sonra of geliyor diye mesela. That of, plenty of artı isim diyorduk ya arkadaşlar. Ha, o isimde sayılabilen, sayılabilen çoğullar oluyordu. İşte sayılamayanlar oluyordu. İsim tamamen ortadan kalkıyor. Of tamamen ortadan kalkıyor. That of plenty kalıyor. Bunlar tek başına kullanıldıklarında zamir olarak da kullanıyorlar arkadaşlar. Örneklere bakalım. Yani aynı anlamda anlamı hiç değişmiyor. Mesela şöyle. Çok fazla yemek yedi. Yani çok koştu. Çok mücadele etti. İşte o çok anlamı var ya. Elat ve plenty ile verilebilir arkadaşlar fiilden sonra. Üniversitedeki kariyerimde çok şey yaşadım. Bakın yine çok şey anlamında burada elat ve plenty kullanılabilir arkadaşlar. Çok anlamı. Çok şey yaşadım. Çok fazla şey yaşadım gibi. Tamam, ben yaşadım, değil mi? O zaman özne ay olacaktır. Yaşamak anlamında tabii ki leave'i kullanmayacağız. Live normalde ne gibi kullanıyoruz arkadaşlar? Bir yerde, bir ülkede, bir evde yaşamak gibi kullanıyoruz. Ama burada tecrübe etmek anlamında, geçirmek anlamında kullanılmış, değil mi? Experience ya da burada farklı bir kullanım olan go through'u kullanabiliriz arkadaşlar. Go through'u kullanalım bir phrasal verb olarak tercih edelim. Bu da went olur, değil mi? Yaşadım anlamında. Went Went through. Ben yaşadım. Ben geçirdim. Ne geçirdim? Çok şey. Hemen ardından elatı getiriyoruz. Neden? Çünkü fiilden sonra getiriyoruz arkadaşlar. Çünkü fiili destekliyor burada elat. Elat ya da plenty de buraya koyabilirdik. Devam ediyorum. Kariyerimde, üniversitedeki kariyerimde Et University diyelim sonrasında ama ondan önce kariyerimde diyelim hadi in my my career my career üniversitedeki at evet. university university üniversite et alıyor dedim arkadaşlar in almıyor ya da on almıyor onu da belirtelim şurası elat kullandık bakın çok anlamında birçok anlamında çok fazla anlamında çok şey anlamında bu farklı var ya farklı anlamlarda getirebilirsiniz arkadaşlar böyle bir kısıtımız yok Yeter ki o anlamı vermek isteyin siz Yeter ki yapıyı doğru kurun Tek istediğimiz budur zaten Aksi takdirde ne olur anlatım bozukluğu olur karşındaki seni rahatlıkla anlayamaz Bakalım son cümlemize nirvana gibi yenilikçiler Bile Geçmişe çok şey borçludur yine bakın çok şey anlamında Çok şey anlamında Plenty'yi kullanacağım burada ve ardından bakın isim falan gelmiyor gördünüz mü arkadaşlar çok şey işte çok Ne bileyim kariyer Çok yenilik Ve benzer öyle bir kullanımlar yok Sadece burada fiili niteliyor değil mi boşludur anlamında Borçlu olduğu şey over kullanabiliriz burada Ve çok şey diyeceğim ardından Fiili niteleyeceğim fiili destekleyeceğim Hadi başlayalım Nirvana gibi yenilikçiler bile bile anlamında even'e hemen yazdım Even Şöyle büyük yazdım. Even bile yenilikçiler gibi yenilikçiler diyor. Bakın gibi anlamında iki farklı ne kullanıyorduk burada? İfade kullanıyorduk. Birincisi like, diğeri such as. Örnek veriyorsa such as burada daha farklı ifadeyle benzetme yapıyorsa like kullanıyorduk. Burada örnek veriyor, o zaman such as'ı kullanacağım. Ya da saçı kullanacağım. Saçı kullanacağım. Ezi ayıracağım arkadaşlar. Ezden sonra da Nirvana'ya getireceğim. Ve bu kullanım da yapabilirsiniz. Saç yenilikçiler gibi yenilikçiler diyelim. Innovators. Innovators. Yenilikçiler ez Nirvana. Anladınız mı arkadaşlar? Saç ve ezi bu şekilde ayırdım. Nirvana. Tamam. Özne konumundaki ifadeyi yazdım such innovators as Nirvana. Nirvana gibi yenilikçiler bile devam ediyorum. Çok şey borçludur. Borçlu olmak ofu kullanalım. O of. of borçludur. Çok şey Yukarıda el elatı kullandık. Burada da plenty kullanalım. plenty. Evet. Şöyle kırmızıya. Neyse daha sonra boyayalım. Her neyse devam edelim. Geçmişe borçluymuş. Bakın sadece bu kaldı. Geçmişe borçludur. E A anlamı da burada to ile verelim. Edat olarak. To. To the. Geçmiş. Past değil mi? To the past. Geçmişe. Çok şey. Borçludur. Evet. Plenty buradan görebilirsiniz arkadaşlar. Birçok. Çok. Çok şey anlamında. Kullandık. Aynı şekilde elat da kullanılabilir arkadaşlar. Bu bölümün sonuna geldik. Yine Burada miktar belirten ifadelere devam edeceğiz arkadaşlar. Artık gidebildiğimiz yere kadar bütün miktar ifadelerini sizlere bu bölümlerle aktaracağım arkadaşlar. Bizden ayrılmayın. Kanalımıza abone olduğunuz takdirde size bildirimler anında gelir arkadaşlar. Ben videolarımı derslerime paylaştığım zaman. Tekrardan görüşmek üzere. Hoşçakalın.